İyi geceler sevgili seyirciler, gündem ötesine başlıyoruz. Şükür kavuşturana yeniden birlikteyiz. Cuma geceleriniz unutmayın gündem ötesine ayırın ve öyle güzel bir günde beraberiz ki bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Konstantiniye elbet fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. Bugün tam da böyle fethiye yakışır bir şölen izledik. Birebir takip edenler de vardı. Evet, izlenimlerini de soracağız. Biz de güne şanına yakışır şekilde İstanbul demek etiketini kullanalım dedik. Ve size buna dair sorular soracağız. Programımızda peki ne konuşacağız? Programımızda tabii ki Fetih'ten, Fatih'ten bahsedeceğiz ama böyle biraz daha açalım istedik. Mesela Fatih İstanbul'a geldi, nasıl bir İstanbul'la karşılaştı ve burada imar ve iskan çalışmalarını nasıl yaptı, gayrimüslimlerin başına ne geldi, neler yaşandı, o fetih ruhu ne demektir, bunların hepsini konuşalım istiyoruz. Tabii ki Darül Hilafe'nin sembolleri, şehrin eski isimleri, yani zamanda bir yolculuk yapacağız, güzel bir sohbet olacağını ben inanıyorum. Bu gece Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, İstanbul Tarihi ve Kültürü dersleri veren sevgili hocamız bizlerle beraber. Aslında biz onu gündem ötesine epey zamandır almayı arzu ediyoruz. Bugüne nasip oldu ve çok da memnunuz bizlerle birlikte olduğu için. Sevgili, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkürler. Sevgili Süleyman Zeki Bağlan bizlerle beraber ve siz sevgili seyircilerimizin yakından tanıdığı gündem ötesi programlarına birçok kez konuk etmiş olduğumuz Okçular Vakfı Başkanı ve aynı zamanda tabii İstanbul dendiğinde ilk akla gelen semtlerden birisi de malumunuz Beyoğlu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi dedim değil mi? Doğru dedim aslında. Tam da öyle yani Beyoğlu. Şimdi konuşacağız. Bugün ben o kadar heyecanlandım ki aslında gitmeyi de tabii çok isterdim. Yani Ayasofya'da o anlara şahitlik etmek ama tabii çok kısıtlı bir katılım. Orada Sayın Bakanımız vardı, Cumhurbaşkanımız. Ekran vasıtasıyla orada bulundu. Evet. Sizin Okçular Vakfı'nda da çok güzel bir organizasyon vardı. Bir küçücük o anlara dair görüntüyü ekrana taşısak mı acaba? Olur. Ne dersiniz? Güzel. Çok güzel. İnna ersalnake şahiden ve mübeşşiren لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Ve sevgili seyirciler, bugün Fetih Suresi Ayasofya'da, fethin sembolü Ayasofya'da okundu. Tabii herkes ilk andan itibaren öyle bir heyecanlandı, öyle bir heyecanlandı ki ama muhakkak rahatsız olanlar da olmuştur. Mutlaka. Ne dersiniz? Olabilir. Öyle mi diyorsunuz? Kendileri de bilirler. Rahatsız olunacak bir şey yok. Bu toprağın değerleri, bu milletin değerleri ortaktır. Ben inanıyorum ki binlerce yıllık tarihi müktesebatlarımıza yaslandığımızda binlerce yıllık önümüzde bir tarih var. Küçük düşünmemek lazım. Okunan ayetler Allah'ın bize göndermiş olduğu son kitaptan okunan sözlerdir. Okunulan yer bizler için tarihi bir mekan olan Ayasofya'da okunmuştur. Fethin sembolüdür. Fethin gününde bu vatan toprağının üzerindeki tarihi bir mekanda, bir camide, Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasından daha doğal ne olabilir? Bizim açımızdan daha doğal hiçbir şey olamaz. Çok da güzel olmuştur. Tabii. Benim o rahatsızlıktan kastım aslında içerisi değil, dışarısıydı. Fetih Suresini Osmanlı döneminde bir örf adet olarak açılışlarda birçok yerde okunur. Bir de çocuklar okuturlar günahsızdır diye ve hafız efendiler tercih edilir ve çocuklar tercih ediliyormuş. Ayasofya'da okunması da fevkalade güzel oldu. Çok güzel oldu, evet. Pekala, şimdi o zaman
Tabii ki bu fetih ruhunun ne olduğunu falan da bahsedelim. Ama o zaman 1453 senesine geriye gittiğimizde biz aslında Fatih Sultan Mehmet bu şehre geldiğinde hem alan itibariyle nereyi fethetti bunu konuşalım. Bir de neyle karşılaştı? Bunu önce sorayım size. Estağfurullah. Efendim Fatih'in yetişmesine bakmak lazım. Fatih etrafında büyük bir ilim halkasıyla karşılaştı. Onlar Fatih'e özel bir eğitim verdiler. Hatta Fatih'in Çocukluk Defteri diye bir kitap vardır. Yıllar evvel çıkmıştı. Evet, evet. Gör, ne kadar güzel. Sizin oğlunuz Ömer kadarken böyle çizimler yapmış. Harikulade. Yani dehası oradan belli tabii, zaten. Üstün zekalı. Efendim şunu tabii. Hiç unutmamak lazım. İlk Osmanlı'nın 10 padişahı dahidir. Osman Gazi'den Kanuni Sultan Süleyman'a kadar. Üstün zekalı insanlardı. Diğerleri de güzel insanlar. Hepsini tetkik ettim ama bunlar müstesna 10 tanesi. Yani hepsi güzel, incidir, elmastır ama bazılarının kıratı daha yüksektir. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han. Biz ona Mehmet diyoruz. Ben yayın boyunca da Mehmet diyeceğim ama efendim aslı bu. Halil İnalcık Hoca'nın kitabı çıktı yakında. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet Han diye. Biz Mehmet demişiz Türkler, Araplar Muhammed demiş, Zenciler Mamati demişler. Muhammed isminde olan çok dikkatli olacak. Onlara da hassas davranmak lazım. Fatih'in yetiştiği muhit çok mühim. Bir kere şehzade olarak yetiştirilmesi biraz da herhalde zekasının tesiri, hareketli bir çocuk. Hocaları da üzerinde durmuşlar. Daha sonraki dönemlerde ona yol veren, yol gösteren Akşemseddin hiç unutmamak lazım. Akşemseddin de çok müstesna bir insan. Akşemseddin hakkında hocam efendim Ali İhsan Yurt merhumun nefis bir kitabı vardı. Yıllar evvel çıktı. Ondan sonra Akşemseddin üzerine çok çalışmalar yapıldı. Hatta Akşemseddin tarihte ilk mikrobu tespit eden insandır. Ve Akşemseddin bizim kitaplarımıza layık-ı beçile yer almıyor maalesef. Efendim bir şey diyecektin herhalde. Yok, buyurun. Buyurun estağfurullah. Hayır, dinliyorum. Seyircilerimiz de takip ediyor. Şimdi Fatih dünyasında bir İstanbul almak var. İstanbul çok daha önce İslam orduları tarafından kuşatıldı. Bizim Türk orduları hatta peçeneklerinde gelişi vardır. Bu şehri almak. Bunu da en mühim faktör fetih hadisine nail olabilmek. Hazreti Peygamber'in söyleyişiyle işte İstanbul mutlaka fethedilecekti. Konstantiniye diyor. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Komutanı ne güzel askerdir. Orada Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Femi saadetlerinden, güzel ağzından şehrimizin ismi geçtiğinden dolayı Konstantiniye. Ve bizim paraların üzerinde belki birazdan gelir. Duru Befi Konstantiniye diye yazar. Konstantinopolis'te söylemişler. İstanbul. İstanbul kelimesi de inşallah biraz sonra İstanbul'u anlatırken daha detaylı. Tabii onu söyleyeceğiz. Onu anlatacağız evet. Hocam da ben evet. Şunu merak ediyorum. Yani şimdi tabii ki hatta Sayın Başkan'ın bir yayına girmeden önce bir geldi. Şey okuyordu. Evet buna da döneceğim. Dünyamızdan evvel rüyamızı süsleyen aslında evet. Şehir olarak siz evet. Bahsettiniz ya. Şimdi geliyor ama bizim bugün tabii İstanbul'un o ucu bucağı neredeyse yok. Evet. Yani kaç milyonluk şehirden bahsediyoruz da. Evet. O ilk geldiğinde karşılaştığı İstanbul, karşılaştığı Konstantiniye. Onu anlatayım mı? Ha, yani ne tamam, kadarlık bir efendim. Alandı? Onu söyleyeyim. Asıl İstanbul efendim sur içi İstanbul'udur. Yani bugünkü Fatih ve Eminönü ilçeleridir. Gerçek İstanbul budur. Hatta diye Üsküdar, Galata, Beyoğlu evet. Sizin sahanız. Oraların da ayrı özellikleri vardır. Ama asıl İstanbul burasıdır. Hatta İstanbul kelimesi eski İstanbullarla çok inceledim. İ ile I arasında I'ya yakın bir şekilde telaffuz edilir. İstanbul şekliyle telaffuz edilir. Fatih nasıl bir İstanbul'la karşılaştı diye merakınız oldu. Onu da arz edeyim efendim. 4. Haçlı Seferi. Bunlar Lyon'dan, Paris'ten çıkıyor, Fransa sahillerine hareket ediyorlar. Kudüs'e gidecekler. İstanbul'da bir taht kavgası var. Aralarında büyük çekişmeler oluyor. Onlar bu 4. Haçlı Seferi'ni İstanbul'a davet ediyorlar. Gelin diyorlar, bu hadise de bizim tarafımızı tutun, biz size hak vereceğiz. Onlar geliyorlar Balat kapısından, Haliç'ten şehre giriyorlar ve şehri işgal ediyor. Sene 1204. Burada 1261'e kadar Latin İmparatorluğu kuruyorlar. Ve Latinler şehri mahvu perişan ediyor. Sultanahmet Meydanı son derece güzel. O Sipina, orada kahramanların heykelleri, dikili taş var efendim. Burmalı sütun orada var. Ve hatta 4 tane at heykeli vardı orada. Şu anda onları şeye kaçırdılar. Venedik'e kaçırdılar. Venedik'te hatta kilisenin önünde duruyor. San Marco Kilisesi'nin önünde. Paslandığından dolayı içeri aldılar. Bakımına yapıyorlar. Tunç'tan at heykelleri. Ve şehir
Bu burası değil efendim. Şehir bunlar. Şu atlardan bahsetmiyor musunuz hocam? Ha efendim bu. Aha, tamam. Tepedeki. Şimdi göründü. Ha işte bunlar bakın. Girit'ten buraya getirmişler. Daha şehirde mesela Bari'ye götürülen Kıstaş'ın üzerindeki heykel var. Onu da götürüyorlar. Ayasofya'yı affederseniz katı işte bakın görüldü. Giriyorlar. Ayasofya'ya büyük bir hakaret tabii o zaman. Tabii kilise, tabii. Efendim. Ayasofya'da freskleri, mozaikleri söküp hepsini götürüyorlar. Şu anda bunlar biliyor. Batı'nın elinde Batı bunlara verecek değil. Bakın bu at heykellerinin bugün İstanbul'la da alakası var. Atlı köşk var Boğaz'da. Sabancı'nın köşkü. Evet, bahçede var. Şimdi müze. Ha, müze. Ha. O heykeli onun bir replikasıdır. Sağlıklı Sabancı'nın babası onu satın almış. Üsküdar'da, Kadıköy'de bir mücahidede bir evden alıyor ve getiriyor oraya koyuyor. Ondan dolayı oraya atlı köşk. İşte efendim Sultanahmet Meydanı'ndaki şey, hipodrom. Bir Sultanahmet. Hipo at demek. Hipodrom at meydanı demek. Burada büyük yarışlar yapılıyor. Harabe hale getirdiler. Fatih. Yani aslında Haçlı Seferi ile birlikte hani evet. Bizim gözümüzde canlandırdığımız nasıl büyük böyle zenginlikler içerisinde bir para şehir gibi belki tahayyül ediliyor evet, ama evet, halbuki evet. Haçlılar öyle bir şehrin nasıl üstünden geçiyorlar ki talan ediyorlar şehri. Çok da vahşi yani insanlara çok. Böyle davranıyorlar. Fatih geldiğinde nüfus dağılmış, azalmış, insanlar ezilmiş ve idareden de memnun değiller üstelik. Hatta meşhurdur Fatih döneminde 3 tane papaz ileri biliyorsunuz. Onların hikayesi de var. O da çok ibretamiz bir hadisedir. Ve insanlar kendi idarelerinden de memnun değiller. Ve Fatih geldiğinde böyle yıkılmış bir şehirle karşılaşır. Fetih sırasında şu da son derece mühim. İslami bir usulü, İslam orduları bir yeri muhasara ettiğinde teklif ederler. Teslim olun diye. Eğer teslim olurlarsa onlarla anlaşma yapılır. Haraç ve cizye vergisi verirler. Kendi dinlerini yaşarlar. Ama harbe girerse o zaman iş değişir. Fatih bu teklifi yapıyor. Konstantin Dragezes. O da kahraman bir adam. Doğruyu söylemek lazım. Şehri müdafaa ediyorlar. Zaten surlar yapılmış. Surlara çok güveniyorlar. Çünkü o zamana kadar daha surlarda henüz aşılamamıştı. İşte surlarda böyle anahtarıyla anlatalım. Fazla şey yapmayalım. Surları bizim toplar yıktı. Fatih'in yaptığı toplar. Topların en büyük şahi Edirne'ye giderken bir köy var, yeri de bulundu, ocaklar da bulundu, toplar orada dökülüyor, diğer toplar da dökülüyor. Bu toplarda yiv ve set yok, Demirköy. Bu konuda İrsik Han'ın kitabı da çıkmıştı, güzel bir belgesel hazırladılar. Ondan sonra topların içerisinde yiv ve set yapılıyor, bunlar değil ama bu toplar onlara yakın. En büyük şahi topu. Burada bir özellik var, siz ruh dediniz de onu da belirteyim. Sultan Abdülaziz Han zamanında İstanbul'a yabancılar da gelir. Bunların yanında oryantalistler var. Ben deniz o bölümde de okudum. Oryantalistlerin düşüncelerini, kafa yapılarını, telakkilerini biliyorum. Keşke bir gün böyle oryantalizm hakkında güzel bir program yap. Ben gelim diye söylemiyorum. Aslında oryantalistlerin yani, İstanbul'u bile başlı başına şimdi, bir konu. Bravo. Hocamın bu son bıraktığı yerden müsaade ederseniz. Estağfurullah buyurun. Tamamlayayım. Ondan sonra bir kendi medeniyet perspektifimizden bir fetih tanımlamasını yapmanın isabetli olacağını düşünüyorum. Madem İstanbul. Hiç. Tabii. İstanbul ve Fethi üzerine bir değerlendirme yapmak isterim. Birincisi, şehrin durumu neydi? Evet, 1204'te yağmalanan bir İstanbul. Fakat Fatih İstanbul'u fethedeceği zaman burayı payitaht olarak düşünüyor zaten. Ve onun için hocamın ifade ettiği sulhu teklif ediyor. Daha sonra savaşarak kılıçla alınınca, fetih gerçekleşince yağmaya müsaade etmiyor Fatih. Daha düzeninin bozulmasını istemiyor. Çünkü kafasında burayı cuhanşumur bir devlet kurup burayı payitaht yapmak, başkent yapmak bu şehre ayrı bir önem veriyor. İşte rüyalarımızı süsleyen şehir olmasının özelliği o. Rüyamız olan şehir İstanbul. Dolayısıyla buna müsaade etmiyor. Yağmaya müsaade etmiyor ve fetihten sonra hocalarımızın kitaplarında o fermanlar var. Yayınladığı ilk genelgelerden biri. Yağmaya kalkışanın cezası ölümdür diyor. Yani İstanbul'un düzeninin bozulmasına müsaade etmiyor. Çünkü 53 gün süren zaten bir muhasara var. Bizans'ın hali ortada. Aynı zamanda Osmanlı'da bugün şöyle düşünün. İstanbul'un fethinde ne anlıyoruz sorusu gençlerimiz özellikle anlaması bakımından söylüyorum. Düşünün dünyanın en büyük süper devleti. İsmini vermeyeyim, herkesi anladı. İnşallah bir gün Türkiye olacak tarihte olduğu gibi. İnşallah. Ama bugün dünyanın en büyük devletiyle kabul edilen iki devletin
karşı karşıya geldiğini düşünün ve bugünkü anlamda büyük bir savaşın çıktığını düşünün. Yani birinin Amerika'yı almak istediğini düşünün. Harcayacağı parayı bir hesap edin. Sermayeyi bir hesap edin. Silah gücünü ayıracağı maliyeti hesap edin. Dolayısıyla fetih bildiğiniz dünya tarihini değiştiren bir olay. Bir çağı kapatıp diğer, dolayısıyla bunun bir maliyeti var. Bizans için de öyle, Osmanlı için de böyle. Ya, fetih gerçekleştikten sonra işte Osmanlı bir imparatorluk, devlet olmaktan imparatorluğa, yani dünyanın en büyük süper devleti oluyor bugünkü dille. Ve tabii ki tekrar bir bakıma, bir ihyaya ihtiyacı var. Şimdi ben fetihten şöyle devam etmek istiyorum. Bir yağma değil. Fetih açmak. Halbuki bugün bile mesela bu konuda suçlarlar. Yani bu kadar açıkken aslında müsaade etmemesi ve tavrı. Ama ona rağmen hala bir suçlama vardır. Bir de şey, ben araya girip şunu da söylemek istiyorum. Siz günümüzde paralellik kurdunuz ya, ona istinaden. Şimdi hoca dedi ya, o şahi topları, hani biz bunu nasıl aldık? İmkansız o dönem başardık. Aslında o günün de milli teknoloji hamlesi o. Tabii, değil mi? Çok tabii. Güzel. Şimdi bunu da ben sosyal medya hesaplarımdan paylaştım iki gündür. Fatih tamamen bugün bizim yerli ve milli savunma sanayi teknolojileri diye İHA'lar ve SİHA'lar diye ifade ettiğimiz, Akıncı diye ifade ettiğimizi Fatih bizzat kendi atölyeye gidiyor, tophaneye gidiyor. Orada top imalatını Urban Usta ile beraber yapıyorlar, çizimlerini yapıyorlar. Gençliğinden beri, işte o çocukluğundan beri hayali İstanbul'u fethetmek. Bunun için topları kendi üretiyor. Yani kendi inancına, kendi aklına, kendi teknolojisine güveniyor. Kendi insanına güveniyor. Bugün de aslında besleneceğimiz kaynak bu. Ve beslenenler başarıyor. Ben bu ülkenin gençlerinin fethe böyle bakmalarını istiyorum. En ileri teknoloji, çağın üzerinde bir teknoloji, bir bilim, bilimi esas alan bir anlayışla fetih gerçekleşiyor. Elbette ki imanınıza ve inancınıza yaslanıyorsunuz. Bizim, Fenan Hanım, hocam, medeniyetimiz bir fetih ve mücadele medeniyeti. Evet. Bizim medeniyet anlayışımız bu. Ve bu fetih ve mücadelede medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetleri vardır. Taşıyıcı şehirleri vardır ve taşıyıcı zamanları vardır. Mekke, Medine, İstanbul, Kudüs, Endülüs, Semerkant, Buhara bizim bugün Saraybosna, bizim uzandığımız medeniyet şehirlerimiz. Ki İstanbul bambaşka bir yerde. Taşıyıcı şahsiyetleri vardır medeniyetlerin. Sultan Muhammed Alparslan elbette ilk başta Peygamber Efendimiz Mekke'nin fatihi olarak, Anadolu'nun fatihi olarak Sultan Muhammed Alparslan, Kudüs'ün fatihi Selahaddin Eyyubi, Endülüs'ün fatihi Tarık bin Ziyad, İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han, elbette ki Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunlar hep baktığınız zaman bir ruhun eseri. Malazgirt'te Sultan Alparslan size bir vatan bırakıyorum, ebediyen sizin olacaktır diye ifade ettiği ve bize emanet bıraktığı Anadolu vatanı, ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım dediği ve İstanbul'u alıp bize emanet ettiği, bu şehri emanet eden Fatih'in İstanbul'u, Sultan Alparslan'ın Anadolu'su işgal edildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Beyoğlu'ndaki Galata Rıhtımı'ndan, hani bu programda bir Beyoğlu'nun tarafı var, Galata Rıhtımı'ndan milli mücadeleyi başlatıyor ve milli mücadele sırasında sarf edilen bir cümle: Sattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır. Şimdi Anadolu, Sultan Alparslan'ın emanet ettiği vatan toprağı, İstanbul, Fatih'in emanet ettiği İstanbul ve ikisi de işgal altındayken aynı ruhla Gazi Mustafa Kemal bir kurtuluş mücadelesi, milli mücadele ruhu. Bize bunu Malazgirt ruhu, fetih ruhu, Kurtuluş Savaşı Çanakkale ruhu ve görüyoruz ki 15 Temmuz'da bambaşka bir devreye giriyor bu ruh. Bu canlı, bu bizim yeni başlangıçlar yapma, ayağa kalkma, dirilme, imar etme, ihya etme. Bizim medeniyet anlayışımız bu. Taşıyıcı zamanları vardır. İşte 1453 böyle bir tarihtir. 1071 böyle bir tarihtir. 1919, 1923 böyle tarihlerdir. Bunlar bu medeniyetlerin yol yürümesinde, o kutlu medeniyet yolculuğunda önemli zaman dilimleridir. Ve enteresan bir ruh halleri vardır bu fatihlerin. Hı hı. O ruh yaşıyor. O ruh yaşıyor. Mesela tevazuda Hazreti Peygamber'in Mekke fatihi olarak Mekke'ye girdiğinde
Bir kadın yanına yaklaşmakta evet. çekiniyor. Çekinme gel diyor. Ben kuru ekmek yiyen bir Mekkeli yetimin çocuğuyum. Bu evet. enteresan bir bakış açısıdır. Yani koskoca peygamber, Mekke'nin Fatih'i büyük bir komutan evet. ama tevazuda çekinme gel diyor. Ben kuru ekmek yiyen bir Mekkeli kadının yetimiyim. Tarık bin Ziyad bugün öyle bir fetih ruhu var ki Endülüs'ü fethediyor ve gemileri yakıyor. Bugün dilimize gemileri yakmak o. Bir daha geri dönüş yok. Fetih anlayışı bu. Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'nda atının kuyruğunu bağlıyor. Geri dönüş yok diyor. Ya vatanı kurtaracağız ya şehit olacağız. Devam ediyoruz. Fatih aynı cümleyi söylüyor. Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Aynı ruh, aynı kararlılık. Geliyoruz. Aynı şekilde İstiklal Kudüs'ün fethinde Selahaddin Eyyubi'ye diyorlar ki biraz istirahat edin yani dinlenin. Günlerce sürüyor Kudüs'ün muhasarası. Allah'ın evi muhasara altındayken diyor ben nasıl dinlenebilirim diyor şarkın sevgili sultanı. Aradan zaman geçiyor. Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeleye bakıyoruz. Aynı ruh. Ya istiklal ya, istiklal, ya ölüm. Vatanı böyle savunacağız. Aradan zaman geçiyor. Gene 100 sene geçiyor. Bütün bu zaman diliminde vatanımız işgal edilmek isteniyor. Bayrağımız indirilmek isteniyor. Ezanımız susturulmak isteniyor. 15 Temmuz'da lider meydanlara topluyor vatandaşını, halkını, milletini. Geri dönüş yok diyor. Ölümüne ölümüne. Gelin bakalım kim ne yapacaksa yapsın. Demek ki 1071'deki o büyük medeniyet yolculuğunda o ruh 15 Temmuz'da devam ediyor. Bugün bu gençlikte, bu millette bu ruh var. Ben devlet millet el ele dediğim, kastettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hedefleri verirken de bu ruhun devam ettiğine olan inancını aslında ifade ediyor. Aslında bu silsilede evet. yani bu evet. zincirde Sayın Başkan'ın söylediği yani o bakış açısının şöyle bir güzel tarafı var. Hakikaten tarihi Cumhuriyet'in başından almak değil işte Osmanlı'nın başından tabii. değil Selçuklu'ya da götüreceksin. Ama daha gerilere de gideceksin. Dolayısıyla yani bunu bir Türk-İslam tarihi ne kadar köklü olursa bizim açımızdan o kadar avantajlı ve o kadar övünülecek bir tarihe sahip oluruz demek. Bu arada ben etiketi söylemeyi unuttum. İstanbul demek etiketini ha. biz bu gece kullanıyoruz ya size de sürpriz hediyelerimiz olsun değil mi? tamam. İstanbul demek etiketiyle gönderin. Güzel şeyler de gönderiyorsunuz. Şimdi bazı seyircilerimiz demiş ki İstanbul demek tabii çok fazla Ayasofya demek diye yazanlar var. Hmm. Ondan sonra tabii mesela Hilal Aksu öyle demiş. Kimi de diyor ki işte üniversitemde rıhtımda oturup çay içmek demek. Boğazın akarsuları demek. Hmm. Ondan sonra İstanbul demek peygamber müjdesi demek. Yasemin Turan teşekkür ederim. Hazreti Peygamber'i hatırladığını söyleyen çok kişi var. Hmm. Tabii özellikle Ayasofya vurgusu illaki gelmiş evet. ondan sonra. Bir de soru soralım ki aranızdan seçmek kolay olsun çünkü çok tweet geliyor onu görüyorum. Hemen ilk sorum şu olsun size İstanbul'un eski isimlerinden birini yazmanızı rica edeceğim. Bir tane mi iki tane? Bir tanesi yazsın. Başkan Bey çok güzel bir şey söyledi pek fark etmedi tabii olarak söylüyor. Onu söyleyeyim bahsetmek istiyordum İstanbul bize emanettir miras değildir Başkan Bey. Bunun ilmi mahfillerde görüşmesini yaptık. İstanbul hayır mirasta annenizden babanızdan kalmıştır. Tasarruf hakkı vardır. İstanbul bize emanettir. Biz bunu İstanbul üzerinde tasarrufta bulunamayız katiyen. Bu son derece mühim. İstanbul ince akla güzel yani arkadaşlar bizim talebeler de belki söylüyor. Hani bu şehre sahip çıkmak. Bu şehir bizim. 567 seneye 68 bu şehirdeyiz. Bizim medeniyet şehrimizdir İstanbul. Peki bana niye yayından önce İstanbul kimin dediniz? Ha, onu ben belgesi gelecek. Ha, niye söylediniz öyle? Uğur Bey'le görüştüm. Hazır. Onu biz ailece yaşadık. Onu dile getirmek istiyorum. Kıymetli seyircilerimize ufkun açıcı bir nokta olması için. Biraz sonra söyleyeyim. Ya, peki neye istinaden söylediniz? Ben de dedim ki hocam şimdi, bizim ne alakası var? Niye sordunuz dedi? Peki efendim şimdi söyleyeyim. Söyleyin. Oldu, tam merak ettim. Lafın devamı gelmedi bu yok, arada. Yok yok akışı içerisinde söyleyeyim. Yıllardır biliyorum. Yani biraz kendimizden bahsetmiş oluyor. İşgal yıllarında dedem buradadır. Anneannem buradadır. Valide Eyüp Sultan'da doğmuş. Çok üzülüyorlar. Askeri alay müftüsü. Kıyafeti var. Ona dokunamıyorlar. Hanımlar sokağa çıkamıyor. İngiliz, Fransız, İtalyanların yaptıkları işgal günleri çok acı günlerdir. Bir gün çıktığında camilerin direklerinde, duvarlarda şöyle bir poster görürler. Acaba arkadaş getirirse onu anlatmak istiyorum. Getirirler siz. Çok misin? Aradım. Üsküdar'dan Tarihi Yarımada'ya bu tarafa bakıyorsunuz. Sultanahmet, Ayasofya, efendim Adalet Kasrı,
Dolmabahçe Sarayı'ndaki o malum bizim Adalet Kasrı, Süleymaniye Camii işte geldi. Teşekkür ederim arkadaş. Ve derinliğine Haliç ve Süleymaniye görülüyor. Başkan ve üzerinde şöyle bir yazı var tabii. İslam harfleriyle bu şehir kimindir? Altına cevabı. Bu eserler kiminse bu şehir onundur. Bu eserler kiminse bu şehir onundur. Acizane ben tespit ettim başkan ve İstanbul'da 212 tane tarihi gayrimenkul var. 200 sizden bekliyoruz başkan olarak. Şimdi burada da söylüyorum. Bendenizde emrinizdeyim. Elimizden ne gelirse yapalım. Beyoğlu encümen dosyaları var. Daha bugüne kadar işlenmedi. Bunun neşredilmesi. Beyoğlu camileri kitabı çıkmadı. Sizden evvelki başkan beye bunları söylemiştik, hazırlandı. Beyoğlu'ndaki diğer mabetlerin kitapları var biliyorsunuz. Koca koca kitaplar. Onlar var. Beyoğlu kitabeleri daha çıkmadı. Ne kadar kitabe var. Beyoğlu çeşmeleri var. İşte ne kadar güzel. Bunu gördüm ben hayran kalıyorum. Bakın Pelin Hanım. Süleymaniye Camii. Süleymaniye Camii'ni de arz edeyim efendim. İsmim ama benim büyük babamdan geliyor. İstanbul'un gerçek alemi Süleymaniye Camii'dir. Ne Kız Kulesi'dir ne başka bir şeydir. Süleymaniye'dir. Keşke paramızın üzerinde Süleymaniye'nin resmi olsaydı. Mehmet Akif'in resmi vardı. O konu inceledim. Hatırlar mısınız? Siz kullanmışsınızdır. Akif'in resmi kaldırıldı. Şimdi başka resimler geldi. Akif'in resmi olmalı. Süleymaniye Camii olmalı. Ne kadar mühim. Süleymaniye'nin bulunduğu mevki de mühim. Mimar Sinan Allah rahmet eylesin büyük bir mimar kendisi. Süleymaniye. Dünyanın 3 tane çekim sahası var. Biri Bekke, biri Manisa, biri de İstanbul. İstanbul Vakfı vardı. Bu konuda çalışmalar. Bir dakika. Ne dediniz? Mekke. Anladım. Manisa. Manisa. Öbürü de Süleymaniye bölgesi. Belki manyetik saha itibariyle mühim neden bir şey. Neden Manisa? Onu bilmiyorum. Yalnız Mekke'de ben bunu duyuyordum. İnanamıyordum. Necati Bey var arkadaşımız. Onlarla da konuşuyordum. Onu bilmiyorum dediniz. Hani otur Pelin sen bunu araştır demek herhalde. Estağfurullah. Onu, efendim. Bu yönde iddialar var. Yani tam olarak isimlerini o beldelerini vermeyeceğim ama böyle manevi çekim merkezlerinin olduğu, yerlerin olduğu ifade edilir. Şimdi efendim. Hayır ama şöyle biri Mekke, biri işte Medine, biri Kudüs, biri işte falan hani öyle diyecek diye giderken biri Mekke, biri Manisa. Manisa. Orada Manisalılara selam olsun. Çok sevgilerimizi gönderelim. Tabii, bu konuyu ben araştıracağım. Şehzadeler şehri. Şehzade. Ya muhakkak Manisa manyetik, çok kıymetli manyetik de sizin olarak. Birden söyleyince. Mekke'nin bir özelliği daha var. Mekke'deki 13 bin tane tepe. Böyle 15, Manisalılar bize yazın. Yazın. 15-20 derece Kabe'ye dönük diye duyardım. Acaba derdim. Bir ara böyle ley hatları falan bahsedilirdi. Onunla mı alakalı acaba? Ya şimdi şöyle. Hocamın bahsettiği dediğim gibi yer noktasında ihtilaf var. Ama çekim merkezi noktasında işte sizin de sayabileceğiniz yani Mescid-i Aksa veya Arafat dediğimiz o bölge. Evet. Bunların farklı manevi çekim alanları vardır. Mesela neden Arafat'ta kabul olunan duadan bahsedilir? Veya neden orada insanlar hacıları kabul edilir? Bunlar evet, üzerinde durulması gerekir. Bir de şöyle bir şey var gerçekten. Şimdi mesela böyle yerlere gidenler çok iyi bilir. Şimdi evet. Önceden bir yerin mesela hikayesini dinlediğiniz zaman evet yani tamam orada yaşanmıştır falan diyebilirsiniz. Fakat oraya gidip de o coşkuyu, evet o maneviyatı hissettiğinizde böyle mutmain oluyor hakikaten kalbiniz. Bu çok değişik bir histir. Ben mekanların, buna kesinlikle inanıyorum. Tabii mekanların insan, az önce söyledim ya medeniyetlerin merkezleri diye. Yani Kudüs öyledir. Mekke, evet. Medine, İstanbul, evet. Buralar böyledir. Evet. Mesela Buhara'ya gittim ben Özbekistan'da. Yani etkilenmemek mümkün değil. Semerkant, Buhara, en son Hiva'ya gittiğimde. Şimdi biz medeniyet yolculuğumuzu nereden başlatıyoruz? İşte Hira'dan, Oku Emri ile başlayan oradan evet. Değil mi? Evet. Uhud'dan. Evet. Orta Asya'ya, Mavera-ün-Nehir'e, Fergana Vadisi'ne, bütün o Semerkant, Buhara, oradan Anadolu'ya, Mezopotamya'ya, Kudüs'e, Endülüs'e uzanan bütün bu çizgi aslında bu medeniyet yolculuğundaki çekim merkezlerini ifade ediyor. Yani Endülüs'te bir medeniyetin inşası, yüzlerce yıl orada varlığını devam ettirmesi bunlar tesadüfi değil. Yani İstanbul'la ilgili şu var, yani Bizans döneminde de Osmanlı'nın öncesinde, sonrasında mesela Topkapı Sarayı'nın yerine başka bir yerde de Osmanlı kendi sarayını yapabilirdi ama o Bizans'ın sarayının olduğu yer, Ayasofya'nın bulunduğu yer
sıradan bir yer değil. Değil tabii. Daha evvel de mabet var. Pagan döneminde de var. Mabeti var. Hatta orada şu var mesela, fethin en önemli, şimdi Ayasofya'yı bugün konuşuyoruz. Ayasofya'da bir çağ açılıp bir çağ kapanırken aslında az önce o süper devlet kıyaslamasını onun için yapmıştım. Bugün daha iyi anlaşılsın diye. Egemenlik devrediliyor aslında. Çünkü Bizans krallarının, Roma krallarının taç giydikleri yer Ayasofya. Ayasofya'nın Osmanlı eline geçmiş olması Batı için son aslında. Yani veya Bizans için son. Çünkü egemenliğini ifade ettiği yer artık Osmanlı'nın elinde. Doğunun da Batı'nın da aslında Batı'ya göre Doğu'nun başlangıcıydı ama artık elinde değil. Doğu-Batı kavramları değişti artık İstanbul'un fethiyle beraber. Selçuklu bir Doğu devletiydi mesela, bir Batı devleti değildi. Ama Osmanlı hem Doğu hem Batı'nın merkezini alınca hem Doğu hem Batı oldu. Bu tarih boyunca, tarih nakış içerisinde var olan bir anlayıştır. O bakımdan Ayasofya bugün gündeme geliş şekliyle sıradan bir yer değil. O çekim merkezi olması itibariyle de düşünün. Orada bugünkü Papa, öyle ifade edelim, bir en yüksek din sahibi, otorite sahibi gelip krala taç giydiriyor. Yani egemenliğin sahibi sensin diyor bütün Hristiyan dünyası adına. Bu egemenlik hele hele hilafetle beraber tamamen merkez olarak payitahta geçiyor. Evet. Onun için Osmanlı anlayışında bu coğrafya bilinci itibariyle İstanbul'u anlatırken zaten bütün İstanbul merkezli bir anlayış da vardır. Şöyle der mesela Osmanlı anlayışı, dört esas üzerinde durur diyor Osmanlı. Bir, hanedane Osmani, vilayeti Harameyn, hükümeti Türkiye, payitahtı İstanbul. Bu dört esas üzerine duruyor Osmanlı. Burada biz bir şey daha anlıyoruz buradan. Burada bir coğrafya bilinci var. İşte bu çekim merkezi olmaktan kastedilen, bütün vilayeti Harameyn ne demek? Mekke ve Medine demek. Vilayeti Harameyn'den sonra hanedan Osmanlı, o günün şartlarında Osmanlı, hükümeti Türkiye, Anadolu'yu esas alan bir hükümet anlayışı. Bugün Misak-ı Milli diyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz o toprak payitahtı İstanbul. İstanbul Bizans'ın da, Roma'nın da, Osmanlı'nın da, bugün de bizim en önemli bir şehir. İstanbul başkan ve güzel noktalara temas ediyor. Ben hissiyatıma, çalışmalarıma da tercüman oluyorsunuz. Tarihe meraklı, kendisi hukukçu. Evet. Onların sınıflarında ben derse giriyordum. Ebu Ulya Afisi'nde derse girirdim. Ebu Ulya Mardin bizim tarihimizin mümtaz bir şahsiyeti. Dev bir medeni hukuk ordinarius profesörü. Huzur Dersleri kitabı Başkan Bey bir şaheser. Aman yarabbim. Diyanet onu bastı hocam. Çok prestijli. Çok iyi. Ebu Ulya Mardin. Hayatını epey tetkik ettim orada hocaların dersen. Şimdi Ayasofya'yı gösterdik ya. Benim kafam Ayasofya'ya buraya gidiyor. Minarelerini anlatayım. Ayasofya hakkında biraz önemli. İstanbul işgal günlerini. Şu efendim İstanbul. Burası kimin? Bu şehir kimin? Bu şehir kimin? Ha, bu eserler kiminse bu şehir onundur. Hmm. İşte bizim İstanbul. Ama Mimar Sinan olmasaydı Ayasofya ayakta kalmayacaktı. Ha, tamam buyurdun. Şimdi Ayasofya'yı buradan da göstereyim. Efendim bakın şu tuğla minare Sultan Fatih zamanında ahşap yapıldı. Sonra. Oraya bir dönsenize arkadaşlar. Evet. Evet efendim. Durur. Fatih döneminde. Şu ikinci Bayezid döneminde yapıldı. Bu iki tanesi efendim Mimar Sinan'ın eseridir. Yanda destek duvarları vardır. Fahin diyor ki Ayasofya'nın eline ben baston verdim diyor Sinan. Çok kabrini biliyorsunuz Süleymaniye'de. Evet, onun evet çok da mütevazı. Evet. Alçak bir insan. Hatta Süleymaniye'yi yaparken kendisi çok üst seviyede bir insan. Evine su bağlar, şikayet ederler ve kesilir. İstanbul'a su geldiğinde çeşmelerde akacaktır veya camilere verilecek. Bir şahıs evine alamaz bunu. Yani Osmanlı'da adalet Osmanlı. Ayak bizim hocalarımızın hocası, ordinarius profesör, efendim İsmail Hakkı Uzun Çarşılı bütün kitaplarını okuduk mecburen. Fevkalade kıymetli. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin 600 sene yaşamasının şu noktada olduğunu gördüm. Adalete uydular. Adalet değil. Son ana kadar sarsıldı bir şeyler ama o kaybolmadı. Şimdi bunun delilini ama Ayasofya'yı unutmadan arz etmek istiyorum. Efendim işgal günlerinde İngilizler derler ki biz basacağız burayı ve kiliseye çevireceğiz. Sultan Vahdettin de şahsiye sahibi bir insandır. Bize havayı uçururuz diyor. Hikaye ama hikaye değil. Osmanlılar şimdi bütün bunun belgeleri yayınlandı. Etrafına tahrip kalıplarını döşerler Ayasofya'nın etrafına ve İngilizler gelir bizim bir yüzbaşı çıkar kahraman. İstiyorsanız şimdi biz de bir düğmeye basarız Ayasofya'yı uçururuz diyor. Ve giremiyorlar.
Tarih Medeniyet Dergisi'nde bütün vesikalara yayınlandı. İşte bu şahsiyettir. Sultan Vahdettin bizim yakın tarihin en mühim insanıdır. Akrabalarıyla, yakınlarıyla da görüştüm, tanıyorum. Hakikaten büyük bir insan, ilim sahibi bir insan. Osmanlı padişahları içerisinde üstün seviyede bir ilmi var. Dediğim ki hepsi efendim elmas. Fakat kıraatları farklı. İlk 10 tanesi dahi insanlar. Şimdi Ayasofya her dönem için ama kıymetli, tabii, değil mi? Tabii. Bak, Ayasofya. İstanbul'da Ayasofya. Necip Fazıl rahmetli şu minarelerin arasına böyle bir mahya koyar. Ayasofya Türk'ün manası yazardı. Büyükte o da denk düşse de Necip Fazıl'ı da anlasak. Necip Fazıl'ı ben deniz yakından tanıyordum. Evine giderdik. Öyle onun mi? Canım İstanbul şiirini. Ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun. Ağlayanı bahtiyar diyor. Allah Allah. Üstad bambaşka, İstanbul'u seven. Ve daha yeni Necip Fazıl'ı andık değil mi? 25'indeydi vefatı. Evet, evet, cenazesinde, evet. Cenazesinde aman ne kalabalık. Allah rahmet aman, eylesin. Ya, siz katıldınız. Tabii vardım. Fatih'te kıldık. Eyüp Sultan'a kadar yürüdük. Aman ya Rabbi, ne kendisi de... 1987 değil mi hocam? Hayır efendim, 1983. 3, evet. 83. Diyor ki 4 inanmış adam beni taşısın yeter diyordu. Bakın İstanbul'un süliyetinde şu anda gökdelenleri görüyoruz. Maalesef İstanbul'un bunlar görüntüsünü... Necip Fazıl'ın da benim en çok sevdiğim dizesi hangisi biliyor musunuz? Buyurun. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok sorunun ayağa kalktı. Oğlu Mehmet'i de tanımıştı. Öyle Osman mi? Bey'i de onları. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizim. Yarın elbet. Gün doğmuş, gün doğmuş. Elbet bizim deriz. Yani oğlumun ismi de Mehmet Ali orada. Yani üstad, oğlunun ismi de Mehmet Bey. Ne güzel. Ya bunlar güzel insanlar. Bir şey diyeceğim, siz Süheyl Ünver'i tanıdınız mı? Ha, isterseniz hep Süheyl Ünver'i anlatayım. Ay Allah rahmet eylesin. Ben Süheyl Ünver'i yani tanıyamadım. Estağfurullah. Allah rahmet eylesin. O kadar üzülürüm ki. Müstesna bir insan. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gelir hatıram olarak söyleyeyim. Dedi ne hocam işte siz bana bak dedi. Eğer yazacaksan otur dedi. Yanında böyle yazma kitaplar var. 15-20 tane bugüne kadar 60 bin yazma gördüm dedi. Onların en ince gubari denilen yazıları var. Benim diyen okuyamaz. Zor bir şey. Onlar okuyor, not ediyor. Söz hocam dedi. Bana yazdırırdı devamlı olarak kendisi. Ve kendi de yazar. Çok güzel sulu boya defterleri var. Muhteşem. Bunlar yayınlandı. Madem meraklısınız bir gün Süleymaniye Kütüphanesi'ne teşrif edin. Ay, orada hocam. Onun hususi bir bölümü var. Çekimi de yapılmış. Kızı Gülbin Hanım da ilgilendiler. Ahmet Güner Sayar arkadaşım. Süheyl Ünver bibliografyası çıkarttılar. Yani örnek bir bibliografya. Gayet güzel. Süheyl Bey derdi ki kimin canı sıkılır biliyor musunuz? Tembellerin, tembellerin derdi. Devamlı çalışın, yapın. Kendisi 1915'te doktor olmuş. Haseki'de doğmuş, büyümüş, yetişmiş kendisi. O binlerce defterin bugün yayınlanması lazım. Bunu yayınlayacak insan var. Ama aslında Süheyl Ünver'in çokça yayını yok mu? Var. Ama var. Eksikleri diyorsunuz. Yani onların da yayınlanması lazım. Yayınlanmamış olanlar. Anladım. Tabii tabii. El yazısı. Hani Süheyl Ünver'in bu defterlerinin. Onun defterlerin. En iyi çalışan. Kendi el yazısıyla tuttuğu defterler. Ahmet Nezih Kaletekin arkadaşım. Bu Beykoz kitabelerini hazır. O konuda çalışmış. Bir şey olmuş ve yarıda kalmış. O defterleri 2000 tane. O defterler yayınlanmalı. Hatta tıpkı basımlarıyla. Bakanlık mı çıkardı? Onun 3 tanesi, 4 tane Kubbealtı Cemiyeti'nden çıkmıştı. Kubbealtı. Hatırlıyorum. Evet. Yani Süheyl Bey'in o çalışmaları bir medeniyetin bize intikali olmuştur. Şehirleri anlatan kitapları da var. İşte Konya'yı, Erzurum'u falan anlatan kitapları da var. Edirne'yi. Ama Rize'ye kadar gitmedi. Şehir deyince hatırıma geldi İstanbul'la. Biz haddimizi biliriz hocam. İstanbul. Rize müstesna bir yer azizim. Rizeler için derler. İmanın bir başka şartı da haddini bilmektir derler. Rica ederim. İstanbul'un adı odur. Haddini bilmek. Estağfurullah. Rica ederim. Atma Hamidi'yi atma diye bir konuştuk. Rize hakkında bir belgesel yapımı. Atma Hamidi'yi atma. Bunun altında o kadar büyük mana var ki. İnşallah Rizeliler duyarlar da Çaykur falan da ilgi gösterirler. Biz şehir konuşunca İstanbul hakkında orijinal bir şey söyleyeyim unutmadan. Bizim bu şehrimizin ileri karakolu. Neresi? Rumeli, Balkanlar. Allah korusun. Evet. Eğer Rumeli düşerse bugün, ay Allah göstermesin. Bugün devletimizin yani görüşü, ufku oralara kadar yatırım yapması, ilgilenmeleri, Libya'ya gidiş falan. Çıkanın faaliyetleri. Bir şey de dikkatimizi çeksin. Yani bizim fetih anlayışımızdan bahsederken. Ben daha önce milletvekiliğim görevinde, Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı olduğum dönemde bütün bu coğrafyalarda bulunma imkanım oldu. Hepsi için söylemiyorum.
Ama şunu gördüm, Osmanlı'nın yönettiği bu ülkelerde Pelin Hanım, hocam, Osmanlıca konuşan veya Türkçe konuşana rastlamadım. Demek ki bizim fetih anlayışımızda kimsenin dinine dokunan yok. Evet. Kimsenin dinine dokunulmamış, diline dokunulmamış. Endonezya'ya gittiğinizde, Pakistan'a gittiğinizde İngilizce konuşuyorlar. Hatta cümleyi sir diye bitiriyorlar. Hmm. Bana evet, arabamı kullanan şoför, isimlerimizi sorduğumuzda what's your name? İşte Haydar Ali Yıldız, oh good name sir. Allah. Yani kendisinden üstün gör efendim. Hmm. Bu anlayış da beyinlerine. Ama Osmanlı dine dokunmamış Balkanlarda. Herkes kendi dininde. Tabii. Herkes kendi dilinde. Balkanlara gittiğinizde Türkçe bilmiyorlar. Az çok kulaklarına eskiden kalma cümleler, kelimeler var. Dolayısıyla bu bizim fetih anlayışımızı evet, gittiğimiz yerlerde. Ama yine de Balkanlarla, yani hala mesela Osmanlı mirasını Balkanlarda yaşadığını. Etkisi var. Tabii, etkisi var. Etkisi, çünkü yapıları çok, orada. Yani şöyle düşünelim. Bir Üskübü, bir evet, Selanik falan tabii, göz önüne aldığımızda yani İstanbul'dan önceye gidiyor. Fetih tabii tabii buradan çok önce. Bir de yani unutulan vatan olarak kimisi de evet, tabii, yani ifade edilir. Yani Balkanlar, Balkan farklı geçmişimizi. Ama yani bir Pakistan'a diğerlerine gittiğinizde Balkanlarla olan hukukumuz farklı zaten. İlk gittiğimiz yer Rumeli, Balkanlar tabii, tarafı. Orası ayrı bir şey var. İstanbul'un hocam az önce İşte Eyüp, Beyoğlu ve Suriçi, yani orası Fatih. Karşıda da Üsküdar, yani fetih gören yer olması anlamında. Fakat fetihte önemli bir başka husus da kanaatimce, gerek bu bugünkü coğrafyamızın dışında, İstanbul özelinde. Mesela şu anda yöneticisi olduğum Beyoğlu'nun eski ismi Pera, Galata. Bakın arkanızda Başkan Bey. Oraya var mı ekran? Ekran orada yok. Evet, Galata, Suriçi. İşte bu, Başkan Bey. Mesela Galata'ya Fatih, fetihten sonra aslında 29 Mayıs'ta Galata veya Pera fethedilmiyor. Galata ve Pera halen daha fethedilmemiş İstanbul'da. 3 Haziran'da Fatih Galata'yı sulhen. Fakat anlayış ne? Oranın halkına dokunulmuyor. Dinine, diline. Orada gayrimüslimler mi? Gayrimüslim, evet, yani daha da o zamanki halk. Tabii tabii tabii. Ama Cenevizliler, Galatlar, yani eski milletlerden, eski medeniyetlerden insanlar var. Ama sonra fetih sonrası da zannediyorum daha ziyade yapı korunmuş, öyle evet, değil mi? Hı-hı. Şimdi o anlayışı dediğim gibi mukayese etmek ve bugün de mukayese etme anlamında ve fetihin ruhunu. Mesela gidip Galata'ya hadi orada bizden kimse yok, yıkın göz, hayır değil. Tamamen onların hukukunu koruyan, o gayrimüslim diye ifade edilen, ki ben bugün gayrimüslim kelimesini kullanmak istemiyorum. Bizde gayrilik yok. Onun için hep farklı inançlara, farklı dinlere, farklı yaşam tarzlarına mensup insanlar diye ifade ediyorum. Bu bana göre çok daha makbul bir kavramdır diye düşünüyorum. Bu Fatih'in de anlayışı bu. Ve dokunmuyor Galata'daki insanlara, Pera'daki insanlara. Ve Osmanlı'nın en yakışıklı paşasını, Kasım Paşa'yı. Yakışıklı Kasım Paşa değil de o zamanki ismi de güzelce Kasım Paşa. Evet. Görevlendiriyor. Galata ve Pera'yı ayrı muhafaza edin. Oranın o bugün nasıl Beyoğlu diyoruz ya, özgürlük, herkesin yaşam tarzına serbestlik, dine özgürlük, dile özgürlük. Herkes kendini en özgür bir şekilde ifade ediyor. Çok farklılıklar var. O farklılıklar bir arada. Ve bir gün arkadaşlarıma şunu demiştim. Hocam Gala şeyden, valiliğin olduğu yerden ne görüyorsunuz dedim. Dediler ki işte Topkapı Sarayı'ndaki kule. Arkadaşlar dedim, o kule Adalet Kulesi'dir. Adalet Kulesi'dir. Şimdi dedim bu tam karşıya bakın, ne görüyorsunuz? Dediler ki Galata Kulesi'ni görüyoruz. İşte dedim, Galata Kulesi'ni ayakta tutan bu gördüğünüz Adalet Kulesi'dir. Tabii. Bu Osmanlı'nın Cihan Şumul Devlet ve o Cihan Şumul Devlet'teki temel yönetim anlayışını ifade eder. Adalet üzerinedir. Ve bütün bu devlet aklının inşasında temel kavram adalet. Fetih'te temel kavram adalet. Hukuka dokunmamak, kadınlara, yaşlılara, mülkiyete, bunlara dokunmamak. İstanbul'un fethinde de en fazla buna riayet edilmiş. Bir cümleyle bitireyim. Nasıl bir İstanbul'la? İstanbul'u çok yakından takip ediyor. Ömer Lütfi Barkan Hoca'nın Kolonizatör Türk Dervişleri kitabı. Müthiş bir kitaptır. Çok kısa, çok küçük bir kitaptır ama Osmanlı'nın fetih anlayışını da hem gerek Balkanlar, gerek farklı yerlerde. Burada da gidip o bölge ahalisiyle o alimler, dervişler bir araya gelip o tansiyonu belirliyorlar. O halka
nasıl gönüllerine gireriz? Önce hani Fatih'in ifadesi bir şehri gidip almak falan değil, fethetmek. Gönülleri fethetmek. İmar ve ihya için geldiğinizi o bölgenin insanına anlatmak. Onun için zaten Hristiyanlar kavuk görmektense Osmanlı sarığını görmek isteriz diyorlar. Çünkü o anlayışı görüyorlar. O kolonizatör Türk dervişleri sayesinde. Ama tabii şöyle, zeki bir lider olarak da işini ne olursa olsun şansa bırakmıyor. Yani demografik yapıda da bir değişikliğe elbette. İskan tabii. İskan. Tabii yani İskan. Hem iskan politikası öyle hem de hakikaten geliyor... Kimleri getiriyor onları? Aslında size sorayım. Anlatacağım. Güzel olur. Şey, az önce siz çok heyecanlandınız. O matrakçında suhum çizimiydi değil mi? Onu rica edelim mi? Onu anlatacağız. Şimdi Başkan Bey söyleyince hatırıma geldi. Ömer Lütfü Barkan'ı da şahsen tanıdım. Kendisiyle görüşürdük. Hı hı. Kongrelerde vesaire. Ordinarisi Osmanlı bütçeleri üzerinde çalıştı. Hocanın bütün eserlerini okudum. Bu çalışmalar ilerledikçe hocanın ifadelerinin güzelleştiğini görüyorsunuz. Hatta müspetleştiğini görüyorsunuz. Hmm. Bunu ehli olan daha iyi anlayacak. Bizim hocalarımız çalım. Yuhat Kütükoğlu hanım, Allah iyilikler versin. Osmanlı Süleymaniye Camii İmareti ve İnşaatı diye hazırlığında bizim Yuhat hocamız da bulunmuş. Dev iki cilt kitaptır. Hayret ederseniz Süleymaniye Camii ve İnşaatı'nda çalışan esirler var. Kaç tane marangoz çalışmış, neccar, kaç tane şenktıra, hepsinin paraları, bütün bilançolar. Osmanlı bir kitabet, yazım devleti, yazım medeniyetidir. Yani yazılmıştır, kayıt tabii altına alınmıştır. Arşivcidir. Osmanlı arşivi fevkalade, hı-hı, güzel. Onun o kolonizatör Türk dervişlerinde, zaten o kolonizatör Türk dervişlerinin asıl manası biraz farklı bir şey ama hoca şöyle kullanıyor. Önce Rumeli, hatta bizim Anadolu'nun İslamlaşmasında en önce dervişlerin büyük tesiri var. Büyük şeyh efendiler, hoca efendiler, Türkistan'dan buraya dervişlerini yolluyor. Saltuk yollanılıyor. Şahabettin Tekindağ hocamız, fakire doktora da onu tavsiye etmişti. Saltuk Nami üzerine güzel yayınları oldu. Sarı Saltuk ve dervişler gidiyor, iş güç sahibi. Orada işini yapıyor, hakkıyla yapıyor. İnsanları kandırmıyor. Oradaki o Sırplar, Hırvatlar, bunlar ya bunlar ne güzel insanlar. Kendi idarelerinden de memnun değiller ve gönüller önce fethediliyor. Başkan Bey, evet, önce gönüller fethediliyor. Sordu, ordumuz gidiyor. Yakın zamana kadar onların hepsi bizden memnundu. Mesela Sırplar, Sırp meselesi hakkında Çetin Börekçi merhum arkadaşımızın kitabı var. Sırp meselesinde yani ahali memnun, bazı idarecilerin yolsuzlukları dolayısıyla Sırpların isyanı oluyor. Bunlar bizden memnun. Ekrem Akkay verdi, merhumu tanıyordum. O bir gün Filibe tarafı, dev bir kitabı var. Osmanlı mimarisi. Filibe yaşlı bir hanım görmüş. Teyze, kovayla su taşıyor. Demiş teyze daha ne burada duruyorsun? Anadolu'ya bakıyor. Oğul oğul diyor. Biz gelirsek Serhat çöker. Bu ruhu işte. Bu cihat ruhu. Biz diyor gelirsek ya her şeyin bitmiş. Biz gelirsek Serhat çöker. Aynı şey İstanbul'la alakalı Rumeli Hisarı'nın yapılışında planı Fatih çizer. 4 ay 10 günde yapılır. Rus mimarlar geldi. Tetkik ediyorlar. Harikulade. Ben çok gezdim. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi içerisinde Fetih Mescidi ihya oldu. Sağ olsun Tayyip Bey. Oraya ihyasına vesile oldu. Namaza kılınıyor. O çok güzel. Orada mahalle vardı. Mahalle maalesef kaldırıldı. Şu anda kurulmadı. O mahalle bir ayı keyfiyet ifade ediyor. O Rumeli Hisarı 4 ay işte bakın geldi. 4 ay 10 günde yapıldı. Önünde toplar vardı. İşte mescit. Hmm. Fetih Mescidi. Evet. Şu minaresine kadar duruyordu. Şurada efendim maalesef konserler veriyorlardı. Mihrapta konserler veriliyordu. Çok üzücü bir şeydi. Olamaz böyle şey. Bunun üstü işte Robert Kolej. Sirius Hamlin, Robert Kolej'i kuran adam. Onun hatıra Among the Turks. Birkaç Türkçe tercümesi çıktı. Ahmet Vefik Paşa'dan burayı alıyor. 3200 altını alıyor. Sultan Abdülhamit Han büyük bir insan. Ahmet Vefik Paşa'ya darılmış. Ölünce de onu oraya gömdürdü. Oradaki sesleri duysun diye. Evet. Şimdi Robert Kolej değişti. Boğaziçi Üniversitesi. Hocam biz olarak geçen sene İstanbul'un fetih evet, basın toplantısını bahsettiğiniz yerde yaptık. Nerede yaptınız? Bahsettiğiniz yerde. Rumeli. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Biz de geçen sene yayınımızı Rumeli Hisarı'ndan yaptık. Biz de oradan yaptık. Öyle mi? Evet. Ha. Coğrafya bilinci diyoruz hocam. Hocam mekan bilinci. Mekan bilinci. Ben şimdi defterim var. Not tutuyorum. Defterin ismi de benim Fevait. Hocam Ahmet Sufi Bey'den duydum. Böyle defterlerim dolu. Fevait, faydalar. Şimdi
Nereden aklınıza geliyor? Çok güzel. Biraz şu ön tarafı gösterebilse de burada iki tane Fatih'in topu var. Hep arzu ediyorum ki bu toplar daha görülen bir yere alınabilsin. Şurada. Aha. Bu toplarda sizde yakından yiv ve set yok. Ve bunları biz döktük azizim, bizim teknolojimiz. Yani İHA SİHA dediğiniz evet. gibi. Biz bunları yapan insanlarız. Ne oldu ki bize bunları yaptırmadılar, yapılamadı? Sonra neden önü kesildi? Ha, tabii adam... Şimdi çok şükür bunlar hep mevzu. Adama suikast yaptılar. Hiç bir tabanca yapmıştı, Araplara yardım ediyordu. Bizim bu Hisarların apayrı bir davası vardı. Ve burada biliyor musunuz Albert Gabriel diye bir müsteşrik var. Bu adamın tespiti burada diyor... Küfi hatla Muhammed yazıyor. Evet, tepeden bakınca evet. Biliyorsunuz, karşı taraftan da baksanız Anadolu. Burası şu anda biz Rumeli yakası. Burası Rumeli. Ta Viyana'ya kadar burası Rumeli'dir. Bakma biz asırlarca Rumeli dedik. Şimdi Avrupalılaşmak uğruna Avrupa yakası deniyor, Anadolu yakası deniyor. Toplar şurada, ön tarafta hemen şurada. Bak işte görülüyor şu top. Biri bu, biri de burada. Vallahi üzülüyorum. Tabii çok sağlam. Asırla daha çok durur bunlar. Bir şaheser, zerafetleri, üzerindeki yazıları ve bunlar... Hocam orada... bir dönün de yüzünüzü görsün seyirci. Ha, ben şimdi oradan da takip ediyorum sizi. Siz bizi yönlendirin, biz bilmiyoruz. Tamam. Şey ne diyecektim? Ben şimdi seyirciye soracağım. Hani İstanbul demek etiketini kullanıyoruz ya. Evet efendim. Sizin aklınıza İstanbul deyince ne geliyor diye soracağım ki sormuş bulundum. Çok güzel. Sizin ne geliyor? Kütüphane ve cami. Aa, güzel. Kütüphane ve cami. Ve bunu da söyleyeyim, itiraf edeyim. Merhum hocam Nihat Çetin Bey bunu söylemişti. Çok kıymetli bir insandı. Biz ondan çok şey Bekir Kütükoğlu bunlar çok güzel insanlar. Hoca da bir gün sonrası benim diyor aklıma bu geldi. Cami ve kütüphane. Siz en çok hangi camiyi sever? Tabii Ayasofya'yı. Hepsi birbirinden güzel. Ama vardır böyle. İsmi şimdi bugünlerde izin çıktığında sokağa çıkıyorum. Süleymaniye kadar yürüyerek gidiyorum. He. Burada da bir hatıra olarak söyleyeyim. Affedersiniz ben fark etmedim. Seyirciye de ayıp olmasın. Yok yok kimse. Ay böyle gitmeyin. Ben. Yok kadar bozulmasın. İyisiniz. Vallahi çok peki. İyisiniz. İyi. Peki efendim. Şimdi sokakta geçen gün fakirhanenin önünden ekmek ekmek diye bağırıyorlar. Böyle içim sızladı. İstanbul'un işgali günlerinde. Ruslar buraya gelmiş. Komünist ihtilali oldu. Bolşevikler ve Menşevikler diye ikiye ayrılmışlar. Menşevikler kaybedince geliyorlar. Gelirken çuvallarla para getirmişler. Komünist idare paranın şeklini değiştiriyor. Bu çuvallarla Bayezid Meydanı'na döktüler. Hala o paralar çok ucuz satılır. Ve aç kalmışlar. O Rus subayları elbiseleri lime lime olmuş. O Rus hanımları başlarını makineye vurmuş. Tasavvur edin bir hanım başını tıraş ederse ne olur? Ekmek, ekmek diye bağırıyorlar. Şehzadebaşı Camii'nin orayı direkler arası derler. O Bizans'tan gelme direkler var. Ondan mütevellit efendim. Yahya Kemal Beyat da orada bir kahvede. Diyor ki Ruslar geldi diyor. Kahveye de girdi. Ona diyor birkaç kuruş birisi sadaka verdi. Biz diyor ne asil milletiz. İki sene evvel Karadeniz'de sizin Rize bölgelerinde harbettiğimiz insanlar şimdi buraya geldi. Biz bunlara diyor yardım ediyoruz. Bu bir asalettir. Yani asil azmaz, bal kokmaz derler. Yani bu içimizde o şimdi. Bozarsa yal bozar, onun da asla ayrandır. Yani, hakikaten bu milletin şeyi bu. Şimdi sokakta ekmek, ekmek diyor adam. İçim burkuluyor. O günlerde bir adam kara borsa bulgur satmış. Epey para kazanmış. Ondan da bir bina yapmış. Tuhaf bir isimli hala anılıyor. Belki yakınları olur, duyarlar da ne olduğunu söylemeyeyim. Belki siz biliyorsunuz onu. Bak bir asır geçmiş, daha fazla zaman geçmiş, o isimle alınıyor. Şimdi orası direkler arası, bu gelenler kendi Rus kültürünü getiriyor. Tamamen bizden farklı, bu kanto oyunlar falan vesaire o zamanlar ortaya çıkıyor. O İstanbul'un ortası meselesi var, onu da söyleyeyim, İstanbul'la alakalı. Efendim, Sirkeci'den Edirne Kapı'ya, Yeni Kapı'dan Haliç arasındaki orta yer, Şehzadebaşı Camii'nin tam kıblesine gelen yerde bir yeşil direk vardır. O direk İstanbul'un ortası olarak söylenir. Bizans döneminde ise İstanbul'un ortası diye anılan mesela Milyon Taşı, Ayasofya'nın karşısında. Evet. O aslında büyük bir anıt. Daha sonra bulundu. Oradan yol çıkar. Sıfır meridyen geçiyordu ya. Bak peki onu da söyleyeyim. Ne kadar mühim bir konuya temas ettiniz. Sıfır dereceli meridyen. İstanbul üzerinden Ayasofya'nın hilalinden geçiyor. Ya. 1932'ye kadar bu şekilde devam etti. Kayıtlarda var. Şimdi sonra Greenwich. Greenwich. Ya bak işte. Tabii. Bu bir kültür. Evet. Eğer
Arşivde kayıtları var bunun. Evet. Olmuş artık, kırın içi kullanacağız, tamam. Ama bunu bu milletin bilmesi lazım. Niye canım, belki döner bir gün, niye? Yok, Paris'te taş böyle döşenmiş, buraya kadar diyor filanca meridyen geçiyordu. Biz niye Sultanahmet Meydanı'nda bunu yapmayalım? Buraya kadar geliyor ve buradan sıfır derece meridyen geçiyor ve Ayasofya'nın hilalinden geçen. Biz de biliyorsunuz bugün şu anda saat, evet biz şu anda cumartesi günündeyiz. Akşam namazıyla bizim günümüz başlar. Akşam ezanıyla. Evet. Ertesi güne kadar. Şimdi telakki 12'ye göre. Hayır, akşam ezanıyla başlar. Güney saat bizde tamamen farklıdır. O yüzden perşembe akşamları hani cumadan da... Tamam. Şimdi İstanbul'da başkan bey, araya girdik, aldık götürüyoruz. Evet, siz size hocam, buyurun hocam. İstanbul'u. Başkana da soracağım ben, İstanbul demek deyince ne aklına geliyor diye. Şimdi Beyoğlu diyecek mi? Davam. Ha? İstanbul benim davamdır. O da güzelmiş. O zaman söz verin. İstanbul'dan vazgeçtiğinizde davanızdan vazgeçersiniz. Heh. İstanbul vazgeçilmezimizdir. Bugünkü terminolojiyle kırmızı çizgimizdir. Yani İstanbul senin için nedir? Gönlümdekini söylerim, davamdır. İstanbul'u kaybettiğimizde davamızı kaybederiz. Ama bu şehre 567... 68 burada olduğumuzu ispat edeceğiz. Bu son derece mi? Bizim hocalara emanet. Hocam bugünkü paylaştığım emanet tweetimde de çok var. Güzel. O emanet kelimesi çok biliyordum ben. Fatih'in huzurunda şunu yakardık. Eğer bunları bilmezsek içtiğimiz suyun, yediğimiz yemeğin, ekmeğin helalliğinden şüphe edeceğiz. Fakat bu gençliğin öğrenmesi için bu bizim... Hocam kesinlikle katılıyorum. Onun için ben bulunduğum siyasi görevlerde de yaptığım gençliklerle toplantılarda hep gençlik. Nasıl eğitilecek? O da hocam bir, yüksek bir medeniyet bilinci, yüksek bir kültür düzeyi, çok ileri derecede bir vatan bilinci bunu kuşanacak, iyi bir bayrak bilinci bunu kuşanacak. Bütün bu yönleriyle baktığınız zaman iyi bir tarih bilinci, şu konuştuklarımıza Malazgirt'i, geriye doğru Selçuklu'yu, Beylen Hanım'ın ifade ettiği 1000 yıllık tarihi, ondan geriye doğru bir medeniyeti, 1000 yıldır bu coğrafyadayız. 1400 yıllık bir medeniyet müktesebatımız var. 2200 yıllık bir devlet aklı şu anda bu toprakların üzerinde mevcut. O zaman genç bunu kuşanacak, bu bilinci kuşanacak, bu medeniyet ve devlet aklını kuşanacak. Ondan sonra oturacak, o meridyenin hesaplarını yapacak, diğer başka bir hesaplaşmaya girecek. İnovasyonu, dijitalizmi, 5G teknolojisini, bunun yanında yapay zekayı, sanal gerçekliği, bütün bunları konuşsun. Optimizasyonu, bütün bunları en üst düzeyde teknolojinin, ilmin en üst seviyesini konuşsun. Ama bu bahsettiğim bilinci, iyi bir coğrafya bilinciniz, mekan bilinciniz yoksa, İstanbul'un neyi ifade ettiğini kendi ruhunda hissedemiyorsa, medeniyet bilinci eksikse o zaman çok şey eksik. Ama tabii o bilinci de okumadan olmayan mümkün değil. İstanbul hakkında... Gezmek. Bakın müze şehir burası. Hakikaten hayran kalıyorum. Evet, ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Müzeleri gezmemiz gerekiyor. Şimdi gençleri, hakikaten öyle. Bakanlık, bakın siz söylediniz başkanlık. Ya müze kart çıkardılar. Müze bundan kart, daha güzel bir şey güzel. Olabilir. Böyle tabii, bir hizmet tabii. Olabilir bu mi? Bu gence ruh verecekseniz bakın. Tarih, edebiyat, felsefe, sosyoloji, din dersi ve biyoloji. Hı hı. Bu kitaplar bizim ruhumuza uygun olacak. İlgililer duysun bunu. Ve bunu bendeniz bilerek ruhumuza söylüyorum. Ruhumuza uygun ne demek? Açayım mı? Peki, İstanbul'la alakalı. Sizin sorular içerisindeydi. İstanbul bir darül hilafe, bir hilafet şehri. Efendim, payitaht, dersaadet. İstanbul bu kadar güzel. Ama İstanbul'un da bir özelliği var. İstanbul Medine'nin kardeş şehri. Medine'nin kardeş şehri. Hazreti Peygamber fetih hadisini söyleyince onun femi saadetlerinden şehrimizin ismi geçti. Ve Medine ile İstanbul kardeş şehir. Medine belediye başkanı söylemiş. Medine'nin belediye başkanı ya şimdi veya bir iki evvelki. İstanbul'a diyor burası kardeş şehirdi. Bir de İstanbul'da bir şey daha var Pelin Hanım. İstanbul'da efendim Hırkayı Şerif ve Hırkayı Saadet var. Birkaç cümleyle söyleyeyim. Şüphesiz biliyorsunuz. Bu arada Kadir gecesinde ben Eyüp Sultan'a gittim şimdi Medine'de. Ha bu sene mi? Evet evet. Gece ve tenhaydı. Evet. Tabii bu korona sebebiyle. Ondan sonra ay Medine'de nasıl kokuyordu? Biz Ebru ile beraber gittik. Aynı kokuyu herhalde belediye yaymış. İnanılmaz bir şeydi. Allah Allah. Vallahi billahi. Yani inanın böyle Medine'de gibi hissettik kendimizi.
O kadar güzeldi ki. Ziyaret edersen Hırka-i Saadet'ten başlayın. İşte efendim Hırka-i Şerif. İnanır mısınız? Ben deniz nasip oldu. Yakından gördüm. O kadar güzel, o kadar güzel dokunmuş ki bir şaheser. Evet, ben de görme imkanım oldu. Yakından yani bizzat yakından. Yok, cam mekanda. Öf, o oradan anlayamıyorsunuz. En azından öyle demem gerekiyor. Yani cennetten geldiği söyleniyor Hırka-i Şerif'i. Farklı tabii. O dokuma mümkün dokuması değil. İpekle o... beraber dokunmuş harika. Peki bir şey diyeceğim. Yani bizim cam mekandan göremediğimiz neyi gördünüz yakından, siz daha yakından? Efendim ben deniz o bölgenin tarihini yazdım. Onu... Başta bir gözle gördüm diye. Gittim orada ilgilileri çalışmamı takdim ettim. Ama mesela ettim. O ilmeklerle ilgili tabii, hata tabii, şey tabii, derler yani. Tabii. O dönemde dokunmasının mümkün olmadığı, o dönemin teknolojisinin imkan vermediği mümkün şey. Mümkün değil. Hatta cennetten geldiği söylenir. Cidden yakından görmedikçe inanmak mümkün değil. Düşündüm onu acaba bugünkü teknolojiyle tekrar dokuyup pano olarak yapılabilir mi? O tarihi yazarken o bölgeyle çok ilgilendim. Hırka-i Şerif'in apayrı bir özelliği var. Şu anda onların 53. 54. bekçilere, muhafızları efendim Savaş Bey ve geçen gün televizyonda konuşuyordu. Kendisiyle de tanıştık. Restorasyonunu yapan Marina isminde bir hanımdı, İtalyan. Ona da eseri takdim edince çok memnun oldu. Beni ayrı bir odaya aldılar restorasyon sırasında. Çok yakından gördüm. Hayran kalmamak mümkün değil. Hırka-i Şerif'e. Peki kokusu var mı? Kokladınız mı? Yok, tutmadılar. Siz madem kokuya meraklısınız, Umre'ye gittiğinizde Medine'de Hazreti Peygamber'in bir dağın arasında böyle durduğu yer vardır. Orayı Suudlar önünde beton. Evet, Uhud'da gittim ben. Uhud'da iki kere. Savaşında Resulullah Efendimiz savaş çokuşunca rivayete göre yaralanıyor. Ashab onu dinlenmesi için geri plan alıyor. İşte hocamın ifade ettiği o noktada. Hatta gittiğinizde işte Resulullah Efendimiz'in başını yasladığı yerden bahsedilir. En son istirahat ettiği yani oradan savaşı takip ettiği böyle bir kuytu bir yer diyelim. Öyle tamam, ifade edelim. Tamam. Ama Uhud meydanını gören bir yer. Oradan dediğiniz gibi böyle bir esintiyle beraber o kokuyu alma imkanınız var. Çıksanız rahat herkes o kokuyu alıyor. Çok güzel. Sanki böyle kovalarla misk dökülmüş gibi ama değil. Çok güzel. Ayın 15'inde Hırka-i Şerif ziyareti açılıyor. Hırka-i Saadet malum Ramazan'ın 15'inde açılır. Önce orası açılır. Sonra buraya gelinir. Oku deyip geçmeyin yalnız. Yok, geçmem. Hanım, benim değişmez 4K dediğim K'larım vardır. Yani bir Kur'an elbette ki kitap, kalem ve koku. Maşallah nereden buldun? Kestirme bir şey. Dört tane. Yani bizim... Yalnız kalem de kalem. Kalem de kalem. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Öyle bir medeniyet ki. Yani bugünün anlamını Ottoman dedikleri Osmanlı İmparatorluğu armalı bir kalem. Belediyenin Osmanlı... çalışması mı? Yok yok hocam. Özel üretilmiş bir kalem bu. Sultan belediyenin çalışmasıysa. Yok yok hayır. Yok, özel imal edilmiş bir kalem hocam. Bir imparatorluk rengi üzerinde. Üzerinde Tuğra. Osmanlı Tuğrası, Padişah Mürü. Evet. Ve Osmanlı Arması. Sıradan bir. Güzelmiş evet. Günün anlamına önem. Evet. Bir de tabii bunun az önce dedik ya Selçuklu, Osmanlı. Evet. Bu da Türkiye Cumhuriyeti versiyonu. Bakabilir miyim ona? Cumhuriyet versiyonu. Yani bu ya Selçuklu yalnız yaptırıyoruz çifte kartalı. Güzelmiş. Daha geri alınmaz. Estağfurullah. Uyusun. Siz lafa tutun. Buyurun buyurun. Almıyor, lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. La telebena ve la raddene. Ne talebe? Yani koku raddene. Evet yani koku algımız bilincimizin de olması lazım. Tabii peygamberimiz zaten hep değil mi? Güzel kokulması gerekiyor. İmam-ı Gazali öyle diyor. Güzel koku zihni açar diyor. Evet. Ve Osmanlı döneminde zaten yine şifa niyetine de bazı kokular kullanılmış değil mi tıpta? Evet. Onu bırakın doğal olarak az önce İskan'dan bahsederken mimari öyle yapılıyor ki sokakların, caddelerin girişleri, çıkışları, o paralellikleri, kesiştikleri noktaları akasya ağacı dikiyorlar. Akasya rüzgar estiğinde o kokuyu bütün o sokaklara, mahalleye yayılır rüzgarla beraber. Yani doğal bir koku akımını zaten sağlıyorlar. Mesela çiçeğin ve kokunun insan psikolojisi üzerindeki etkisi müthiştir. Yani müthiştir yani. Gazali onu diyor. Evet. Zihni açar diyor. Güzel, zihni açar. Güzel koku. Hırka-i Saadet açılıyor malum. Aynı gün
Hırka-i Şerif de açılıyor. Hırka-i Şerif'in açılışı da fevkalade güzel. Ben Hırka-i Şerif Camii'ni de çok severim. Fatih'te değil mi? Böyle minik bir camide. Karagümrük'e doğru giderken hatta sol. Hatta böyle motifleri falan da özeldir onun, değil mi? Sultan Abdülmecit Han zamanında yapılmış. Böyle neoklasik gibi yeni döneme barok tarzı andıran iki minareli, malum İstanbul'daki iki minareli ve fazla camiler Selatin, padişah tabii camileri, şerefeleri de öyle. Orada bizim halkın güzel bir özelliği var. Ziyarete gelenler, hanımefendiler herhangi bir evin kapısını çalıyor. Orada namazını kılıyor ve gidiyor, adresini veriyor. Ramazan'dan sonra o evin sahibesi yeni tanıştığı kimseyle münasebetler kuruyor. Yani bizim cemiyetimizde İstanbul'da bu yaşa. İşte bakın Hırka-i Şerif'i şu anda arkadaşımız evet var. Ben hatta bu caminin avlusundan yayın yapmıştım. Evet. İlk sonra Hırka'nın yeri burası. Beyşel Karahan'ın torunları getiriyor, İzmir'e geliyor, sonra buraya geliyor. Buradaydı. Şimdi dernek var. Efendim, arkada muhafız konağın olduğu yer de var. Hırka-i Şerif bir semtin ismi olmuş. Orada koyun baba var. Ve bir bakın, İstanbul'un semtleri mühim. Yani İstanbul üzerinde İstanbul'un semtlerinin paftaları çıkmalı. Daha bu çalışma yapılmadı. Mesela bir eski İstanbulluya sorsanız nerede oturuyorsunuz diye, bilmiyorum. Nasıl der? Nasıl der? Semtini söyler, ilçesini söylemez. Mesela Cerrahpaşa'da oturuyorum der, Kıstaşın'da oturuyorum der. Fatih geniş mi? Zaten semtlerin eni boyu yoktur böyle. Efendim, bakın Hırka-i Şerif Camii'ni gösteriyor. Şimdi hırka orada. Katladılar bohçaları. Ramazan'da falan şey yaptı. Ramazan'da. Bu sene açılamadı. Pandemiden dolayı. Bu sene evet, bu sene bir enteresan oldu. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Ama şaşırmayın. Estağfurullah. Ama kızmak yok. Oh, hayırdır inşallah. Yönetmenim süre bitti dedi. Olamaz. Siz bana 1,5 saat, ben saat 10 için, ben böyle çok gördüm. Hocam Şahabettin Bey böyle yapardı. Ben de saate bakıyorum, 25 dakikamız var, bir şey diyecek halimiz yok. Pandemi dönemi olağanüstü dönemine geçiyoruz. Tamam, o zaman bir reklama gidelim. Peki. Ama dönüşte... Peki. Devam edelim. Arkadaşlık pekey demekle kayıp. Bu büyük, ben İstanbul hakkında yöneticimiz bizi kesti ama şunları birkaçını söylemeden bırakmayacağım. Tamam. Peki yok efendim. Tamam, o zaman reklamdan sonra bunları da muhakkak ana dinleyelim. Ana hatlarıyla birkaç cümle. Tamam, onları da olur. Dinleyelim. Peki. Vallahi efendim, benim için de o kadar çabuk geçti ki yemin ediyorum, yani su gibi aktı o kadar... Ya ben bir şey söyleyeceğim. Şaka değil ha. Gerçekten daha ikinci maddedeyiz. Yani başlık çıkarım, daha ikinci maddedeyiz. Hepsini açıklayacaktım. Hepsini açık. Demek ki daha da programlar yapmak şart oldu. Nasıl? Neyse, biz reklama gidelim. İstanbul. Ama gitmeyin. Şey, tweet atın lütfen. İstanbul Demek etiketine. Biz de o sırada kim ne demiş ona bakalım. Olur mu? Ondan sonra sizi bekliyor olacağız. Hakikaten İstanbul konuşmakla bitmez. Onu kabul ediyorum. Şimdi son olarak toparlamak üzere birazdan hocam size sözü bırakacağız. Öncelikle Sayın Başkan'a bir döneyim. Ondan rica edeyim İstanbul'a dair söylemek istediklerini. İnancım şudur. İstanbul'un fethi şüphesiz bütün bu topraklarda yaşayan her şey için kıymetli. Bunun mutlaka bilinmesi ve bütün buradan gençlere şöyle hitap etmek isterim. İstanbul ve Fatih sahip çıkmamız gereken en önemli değerlerden biri. Ve kendi vicdanımızda şunu soracağız. Fetih'le ilgili ne okuduk? İstanbul'un Fatihi'yle ilgili ne okuduk? Ne kadar kitap okuduk? Ne kadar araştırdık? Malazgirt'le ilgili, Sultan Alparslan'la ilgili. Az önce bahsettiğim bu medeniyet yolculuğunda Ali Eyzet Begoviç'in meşhur bir sözü vardır. Tarihi Allah yazar. Önemli olan sizin nerede durduğunuzdur. Bütün bu tarih yolculuğunda İnsanlığın tarihini değiştiren, medeniyet müktesebatımızda ayrı önemler ifade eden bu tarihlerin kırılma noktalarını, mekanların derinliklerinin sırrına ermemiz gerekiyor. Buraya doğru bir gayretimizin olmamız gerekiyor. Onun için yüksek bir medeniyet bilinci diyorum, tarih şuuru diyorum, vatan şuuru diyorum. Bütün bunlar bizim yaslanmamız gereken değerlerdir. Ve bu topraklarda varoluşumuz, işte kendi ruhumuzla, kendi duruşumuzla, gönlümüzle, bizi biz yapan bu yerli ve milli müktesebatla mümkün olacak. Defaatle denediler. Bizi buradan atamamalarının, bu vatandan uzaklaştıramamalarının da sebebi bu. Çok güçlü bir müktesebat, derin bir müktesebatımız var. Gençlerimiz buna sımsıkı sarılırlarsa, bu tarihe güvenirlerse, ünlü bir Alman düşünür şöyle der. 1000 yılı olmayan tarih milletler devlet olamazlar. O bakımdan bizim 1000 yıllık bir tarihimiz var. İşte sizinle de Malazgirt'te bir program yapmıştık.
Ahlat'ta bizim program yapmamızın Ahlat'ı, Malazgirt'i, şimdi bugün İstanbul'un fethiyle ilgili Okçular Vakfı'nın bir organizasyonu vardı. Yarın sabah Malazgirt'le ilgili gençlerimizin bu ruhu kuşanması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Bunu kuşandığımız müddetçe bu müktesebat bizi binlerce yıl daha bu topraklarda kendi eksenimizi, kendi millet ve devlet eksenimizi, Türkiye eksenini tahkim ederken yaslanacağımız temel güçlerdir. Onun için bu şuurun, bu ruhun var olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bütün milletimizi, başta gençlerimizi selamlıyorum. Evet, teşekkür ederiz. Fethimi bin kutlu olsun. Evet, kutlu olsun. Çok kısa bir zaman olarak söylediniz. Dikkat çekici bir Vatikan'ın bir yetkilisi. Diyor ki biz birinci bin yılda Avrupa'yı Hristiyan yanaştırdık. İkinci bin yılda Afrika'yı Hristiyan yanaştırdık. Üçüncü bin yılda Asya'yı Hristiyan yanaştıracağız. Bunun için fakat buranın efendim kilidi Anadolu'dur. Anahtarı da İstanbul'dur. Buraya hakim olmak lazım. Seneye Bizans Kongresi yapılacak. Binlerce Bizantolog gelecek. Teknik Üniversite Taşkışlı'da açılır. Göreceksiniz. Bu adamlar burası için harıl harıl çalışıyor, yayınlar yapıyorlar. Ayasofya hakkında Ahmet Akgündüz'ün kitabı var. Ayasofya hakkında çok kitap çıkmalı. O gence şuuru bu verecek. Şehir gezilecek, görülecek ve vakfiyelere uyularak. Bakın şu kitap İstanbul vakfiyeleri. 10 bin vakfiyenin burada kaydı var efendim. Ve bu o kadar güzel bir insan ki yaşlı bir hanım geçiyor. Mum için vakıf vermiş. Parası gayet mum kursun. Burada devamlı mum yansın diye. Bu milletin vakıf. Vakfiyeler bunlar. Şu mesela İstanbul'un tarihi gayrimenkul envanterinin ikinci cildi. Ahmet Necip Bey arkadaşım hazırladı sağ olsun. Bunların devamı bu en aşağı 50 cilt olması lazım. Beykoz Kitabeleri bu kitap böyle kitapların olması lazım. İstanbul hakkında ciddi yayınlar olmalı. İlmi yayınlar olmalı. Şeriyetçilerinden daha evvel de konuşmuştunuz. Orası mühim şeriyetçileri. Oraya efendim gelmiş olan Urul Heyt 25 sene çalışıyor. Bilmiyorum bahsi. 25 sene o fetvalardaki neticelere bakıyor. Hep aynı netice ve İslam fıkhının üstünlüğüne dair Urul Heyt'in kitabı daha Türkçe'ye çevrilmedi. İngilizce 73'te Londra'da basıldı. Bizim yani temel dinamiğimiz olan bir yer burası. Şimdi vakit daralıyor diye şey şu getirdim Fatih Vakfiyesi, bu Ayasofya'nın Vakfiyesi. Şunu da Süleymaniye hakkında söyleyeyim. Hocam Ahmet Sufi Bey Süleyman bahset demişti. Yazma kitaplar görseniz o kadar güzel ki o bizim Süleyman 100 bin cilt yazma kitap var. İşgal sırasında evet bunu da arkadaşım Göksel Bey hazırladı sağ olsun. 40 tane Devri Hamidi kataloğu vardır. Abdülhamit döneminde kütüphanelerin kataloğu yapıldı. Müsteşrikler gelirler. Bunlar Arapça, Farsça, Türkçe biliyorlar. Emrindeki askerlere emrediyor sandığa doldurun kitapları alıp götürecekler. Bunlar parayla ölçülemeyecek derecede. Fatih'te Millet Kütüphanesi'nde var, Topkapı Sarayı'nda var, Süleymaniye'de şu anda. Bizim hafızı kütüphaneler yani idareci çıkartıyor, bu şeyi gösteriyor. Devri Hamidi Katolon biz diyor işte 40 sene evvel bunu kitabını yayınladık, mahcup olup bırakıyorlar. Bibliotek Nasyonal'deydi yoksa bu, British Museum'a gitmişti. O kitaplar kurtardı. Bu kitaplar şimdi maalesef fotokopi olarak hiç değil daha genişe hazırlandı. Yani İstanbul böyle büyük tarih, kültür mirası değil, bize emanet. Emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Emanete. Bir de bakın o da rahmet istedi. İkinci seneyi devriyesinde Semavi Eğilce'nin. Dündü ya. Ya yeni yeni daha. Evet, Fatih Can. Allah rahmet eylesin. Biz ona da program yapmıştık. Hocayı da yakından tanıyordum. Hocanın çok mühim bir şeyi var. Bilmiyorum vakit. Vakit kalmadı da. Yani şunu demeye çalışmıştım ben cümleye başlarken. Bizim mesela Semavi Eğilce'ler de yetiştirmemiz gerekiyor. Elbette. Yani hem bileceğiz, öğreneceğiz, araştıracağız ve hakikaten ya mesela sizin nesil, Allah sizlere uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. Ama öyle bir nesil ki bu nesilden o yapraklar koptukça, gittikçe, hani ben şunu diyorum yani yenileri gelecek mi? Bir var geliyor. Ben bir gençliğin geldiğini görüyorum, hissediyorum. Ben buradan bütün gençliğin gözünün içine bakarak şunu söylüyorum. Selahattin Eyyubi'yi tanısınlar, bilsinler. Sultan Alparslan'ı tanısınlar, bilsinler. Hazreti Peygamber Efendimiz'den başlayan bu fetih geleneğinde Fatih Sultan Mehmet Han'ı bütün bu güne kadar bu medeniyet çizgisinde bunlar kimdir sorularını baktığı zaman bir de aynaya baksınlar. O kendisidir.
bütün bu Fatihlerin kendisi olduğunu görecek. Evet, o kendisidir de insan şöyle oluyor yani, bu kadar büyük şahsiyetlerin mesela hayatına baktığınızda, gayretini falan gördüğünüzde insan bir taraftan da diyorsun ki ay ne kadar eksiğim yani, kendinden bile utanır hale geliyorsun. İşte tamamlayacak gibi. Ya ben birkaç tane röportaj yapabilmiştim Fuat Sezgin'le. Tamam mı? Evet. Ay rahmetli, ben onu tanımıştım. Evet, hatta bu stüdyoda böyle 3-4 saat falan çekim yapmıştık. Allah rahmet eylesin. Yani kaç yaşında hala 18 saat günde çalışıyormuş. Şimdi öyle görünce, 90'ını aşmış bir insanın hala günde 18 saat ders çalıştığını görünce, ki onun çalışmaya mı ihtiyacı var? Ama diyorsun ki ha işte bak boşuna oldum. Gayret. Diyor. Gayret. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Saygılarımı sunuyorum. Çok mersi. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, İstanbul'un fethinin 567. yılında bence enteresan bir program. Yani değişik bir program oldu bence. Hoşuma gitti. Sayenizde ben oldu. Çok mutlu oldum. Evet, inşallah yine ağırlarız sizleri. Memnun olurum. Görüşürüz. Sevgili seyirciler, sizlere de teşekkürler. İzlediğiniz için, tweet attığınız için, Instagram'dan, Twitter'dan onların hepsine bakacağız. Zaten meraklıyız sosyal medyaya, takip evet. edeceğiz. Görüşünceye dek lütfen kendinize iyi bakın. Cuma gecesini ne olursunuz bizlere ayırın. Sosyal medyadan da yazın. Gündem Ötesi'ni biliyorsunuz 11. sezon. Ebru Yücel'le birlikte hazırlıyoruz. Yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun.